Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber parabol uygulamalarına devam edeceğiz. Hemen örnek sorumuza bakalım. Fuar atışı kullanan bir futbolcu topu attığında topun atıldığı noktaya göre aldığı yol fx eşittir x eksi 1 bölü 16 x kare şeklinde modellenmiştir. Buna göre topun izlediği yolu koordinat düzleminde gösterelim. Yani bana kısaca ne diyor biliyor musunuz gençler? Bu parabolün denklemini çiz diyor. Fx demek y demek. Peki biz parabol denklemini x kareyi daha önce kullanırdık. O yüzden yani ne yapacağım? Dereceleri büyükten küçüğe doğru sıralayacağım. 1 bölü 16 x kare artı x. Hatta daha da düzenleyelim. Buraya eksi 1 bölü 16 x kare değil de eksi x kare bölü 16 yazarsam daha da güzel görünür. Şimdi parabol denklemini nasıl çiziyordum? 1. Farklı bir renk kalem kullanalım. 1. A dediğimiz yani x karenin önündeki sayı ki burada çok net görünüyor görüyorsunuz. Bu sayıya bakıyorduk. Sıfırdan küçük olduğu için kollar aşağıya doğru olacak. 2. Farklı bir kalem alalım. Şimdi ne yapacağım? X'e 0 vereceğim. Y değerini yani y ekseninin kestiği noktayı bulacağım. Sonra da y'ye 0 vereceğim. X ekseninin kestiği noktayı bulacağım. X'e 0 verirsek y eşittir. Şu denklemi baz alıyorum. Eksi 0'ın karesi bölü 16 artı 0. Şimdi gençler 0'ın karesi 0. Öne de eksi gelince eksi 0. Ama eksi 0 bir anlam ifade etmez. 0 demek olur. 0 bölü 16, 0, 0, 0 daha 0. Yani bu parabol aslında 0'a 0 noktasından ne yapıyormuş? Geçiyormuş. Çünkü bakın x'i 0 iken biz y'yi ne bulduk? Onu da 0 bulduk. Onu kutucuk içine alalım. Şöyle. Yani parabol 0'a 0 noktasından geçiyor. Devam edelim. Şimdi y'ye 0 verelim. 0 eşittir. Bakın denklemim burada. Eksi x kare bölü 16 artı x. Şimdi gençler ben bu sağ tarafta şu iki ifadede x'lerin ortak olduğunu görüyorum. X parantezini alacağım. Eksi x bölü 16 artı 1 demek olur. X'i x'e böldüğünü düşünün. Bu ne demekti gençler? Bir çarpma işlemi var. Cevabı sıfırsa ya burası sıfırdır ya da diğer taraf. Çözelim bakalım bunu. X sıfırdır direkt. O zaman x sıfırsa burada y de sıfır görüyorsunuz. Yani sıfıra sıfır noktasından geçer. Eksi x bölü 16 artı 1 de sıfır. 1 burada kalsın. Eksi bir kısım karşıya geçsin. İçler dışlar çarpımı yaptığınızda x buradan 16 çıkar. Yani 16'ya 0. X'i görüyorsunuz 16, y'si 0 için diye seçmiştik zaten. Bu noktaları da kutucuk içine alalım. 0'a 0. Zaten az önce de aynı nokta çıkmıştı. 16'ya 0. Şimdi sırada tepe noktası var. Tepe noktasını nasıl bulacakmışız? Gelin beraber bakalım. Tepe noktası neydi? R'ye K demekti. R'nin formülü neydi? 3 diyelim buna. Eksi B bölü 2A. Başlayalım. Eksiyi koydum. B neredeki sayıydı? X'in önündeki sayı. X'in önünde bir şey yazmıyorsa B'miz 1. 2 çarpı x karenin önündeki sayıya bakın. Eksi 1 bölü 16. X'i unutmayalım. Eksi 1 yazdım. Fayda 2 kere eksi 1. Eksi 2 bölü 16. Birinci kesir aynen kalır. Bakın. İkinci kesiri ters çevirip çarpacağım. Yani eksi 16 bölü eksi 2'den R'yi ne buluruz? R'miz 8 olur. K'yı nasıl buluyorduk gençler? FR eşittir K demekti. Yani biz F 8'i bulursak K'yı bulmuş olacağız. Şimdi başlayalım bakalım. F 8 eşittir. Eksi zaten şurada var bakın. 8'in karesini alıyorum. 64 bölü 16'sı var. Bir de artı X yani 8 diyeceğim. Eksimiz var. 64'ü 16'ya bölersek 4 yapar. Eksiyi unutmayın önündeki. Artı 8. Yani burası 4 mü yapacak? Tepe noktamız ne o zaman? R'si 8, K'sı 4. Burayı da kutucuk içine alalım mutlaka.
Şimdi grafiği çizmem lazım. Şu yukarıyı sileceğim. Mecburen şurayı. Kollar aşağıya doğru. Bunu unutmayalım gençler. Sıfıra sıfır noktasından geçiyor. Tepe noktasında nasıl olsa bulduk. Şimdi eksenleri çizelim. Böyle diyelim. Şimdi G ekseni ve X ekseni. Tepe noktası neydi? 8'e 4. Burası olsun. Bu parabol orijinal, yani 0'a 0'dan geçiyor. Burada zaten iki kez yazılmış hatta. Bir de 16'ya 0'dan geçiyor. Yani tam burası. Ve kollar aşağıya doğruydu. Orayı ben silmek zorunda kaldım bildiğiniz üzere. Parabolümüzün grafiği bu şekilde mi? Bu kadar kolay. Şimdi diğer soruları buraya göre cevaplayacağız. Grafiği çizdikten sonra bakalım. Şimdi B'ye geçelim. Top en fazla kaç metre uzağa atılabilir? Gördüğünüz gibi gençler, top buradan, bir de farklı bir renk kalem alayım. Buradan atılmış. Nereye kadar gitmiş bu top? Buraya kadar gitmemiş mi? Mesafe en fazla kaç metre? 16 metre. Bu kadar kolay. C'ye gelelim. Top en fazla kaç metre yükseğe çıkabilir? Tepe noktası, bakın top geliyor geliyor geliyor. En yüksek olduğu yer burası. Burası kaç metre? Bakın karşısıyla aynı olmak zorunda. 4 metre. Devam edelim. Top en yüksek noktaya ulaştığı anda futbolcu ile top arasındaki yatay uzaklık. Şimdi top en yükseğe ulaştığı nokta burası. Futbolcu şu an burada değil mi? Yatayda burası 8 değil mi gençler? Burası da orijin 0'a 0 noktası. Bakın burası 0'a 0 noktası. Topun bulunduğu nokta 8'e 4 noktası. Gördüğünüz gibi bize 4'ü boş verin, yataydaki uzaklığını soruyor. 8 ile 0 arasında kaç metre var? 8 metre var. Bu kadar aslında kolay. Yatay uzaklığı soruyor. Tamam mı? Ona dikkat ederseniz yeterli. Aslında bakın diğer soruları ne kadar kolay cevapladık. Devam edelim. Bu çözümlü bir örneğimizdi zaten. Evet, şimdi sorumuza bakalım. Şimdi gençler. F'nin kaydığı parabolik kaykay pistinin denklemi fx eşittir x kare eksi 4x eksi 12 olarak modellenmiştir. Buna göre F'nin maksimum derinlikte bulunduğu anda A noktasına olan yatay uzaklığı kaç metredir? A noktasının hizası yatay eksen olarak kabul edilecektir diyor. Şimdi biz eksenlerimizi bir çizelim. Y ekseni ve x ekseni. İsimlendirelim. Şimdi denklemimizi yazalım. Fx eşittir x kare eksi 4x eksi 12. Ben şimdi bu ifadeyi gençler fx'ten ekliyorsunuz y demek. Çarpanlarını ayırayım. Şurayı sileyim önce. Çarpanları ayıralım. X kare. Burası da ne yapar? Eksi 6'ya 2 desek çarpınca eksi 12 yapar. Toplayınca bakalım ortayı verecek mi? Eksi 6x artı 2x. Toplayınca da ortayı veriyor. O zaman çapraz yazalım. Yani fx demek aslında, çapraz yazıyorum şimdi dikkat edin. X artı 2 x eksi 6 demek. Yani aslında gördüğünüz gibi buraları sıfıra eşitlersem x1 dediğimiz yer eksi 2 de keser. x2'yi de 6 da keser. Burası eksi 2 oluyor. Buraya da 6 diyelim. Değil mi gençler? R'sini bulalım. Buradan. Denklemimizde R'sini bulursak eksi B bölü 2A değil mi R'nin formülü? Eksi bakın burada B'miz eksi 4. 2A. X karenin önüne bir şey yazmıyorsa a'mız ne? 1. Eksi eksi 6 yapacak.
Yani 4 bölü 2'den V'miz ne? V'miz gördüğünüz gibi 2 çıkar. Bana zaten gençler burası bakın. Ne diyordu? A noktasının hizası yatay eksen olarak kabul edilecektir diyor. A noktası burasıysa, burası da R. Şimdi en böyle derindeyken fark ettiyseniz bana K gerekli değil. En derinliğini sormuyor. En derindeyken diyor, derinlikte bulunduğu anda A noktasına olan yatay uzaklığını soruyor. Fark ettiyseniz bu iki, bakın tam şuradayken A noktası da eksi 2'nin hizasında yatay uzaklığı ne olur? 2'den eksi 2'yi çıkarırsınız. Kaç metre olur? 4 metre. Bakın tekrar ediyorum. Bana derinlikle ilgili bir şey sormuyor. Diyor ki en derin olduğu yerde A noktasına olan yatay uzaklığını soruyor. En derin olduğu yer burası değil mi? Yatay uzaklık da şuradan bahsetmiyor mu? Şurayı sormuyor mu? A eksi 2'nin hizasında yatay olarak. R de 2'nin hizasında zaten. O zaman ne oluyor gençler? 2'den eksi 2'yi çıkartıp 4 buluyorsunuz. Bu kadar kolay. Devam edelim. Bir sorumuz daha var. Şimdi tepenin eteklerinde yürümeye başlayan keçinin tepe üzerinde aldığı yol denklemi fx eşittir 2x eksi x kare bölü 80 olarak modellenmiştir. Buna göre keçi tepenin zirvesindeyken etekleri olan düşey uzaklığı kaç metredir? Aslında keçinin gençler burada tepe noktasındayken tam düşey uzaklığı, düşey yüksekliği sorduğuna göre K'yı sormuyor mu? Değil mi? Şimdi bakın. Tepe noktamız R'ye K. Keçi tepenin zirvesindeyken etekleri olan düşey yüksekliği soruyor. Yani kimi soruyor bize? K kaçtır diyor. K'dan önce ben neyi bulacağım? R'yi bulacağım. R'yi bulursam ne diyeceğim sonra? F'ye eşittir. K deyip soruyu çözeceğiz. Şimdi R'nin formülünü yazalım. Eksi B bölü 2A. R eşittir. Eksi B diyeceğim ama bir dakika. Gençler. Eksi. Şimdi B x'in önündeki sayıydı. X karenin değil. Dikkat edelim. X'in önünde ne yazıyor? 2 yazıyor. 2A. A da x karenin önünde. Yani eksi 1 bölü 80 mi? Eksi 1 bölü 80. Buna dikkat edelim. Burası ne oldu? Eksi 2 bölü. Burayı da çarparsak eksi 2 bölü 80 mi? Birinci kesir aynen kalır. İkinciyi ters çevirip çarparım. Eksi 2'ler gider. R'miz 80 mi çıktı? R'miz 80 çıktı. Şimdi bize K'yı soruyor. Ben F 80 eşittir diyeceğim. Denklemim şöyle yüzü gözü görünsün. Bir açalım. Yani x yerine 80 yazacağım. 2 çarpı 80 eksi 80'in karesi bölü 80. F 80 diyorum. Burası 160. Burası da gençler 80 çarpı 80 değil mi 80'in karesi? Bölü 80. Bir tane 80 gider. Yani F 80 demek 160 eksi 80 demek. O da ne çıktı yine? 80 mi çıktı? Yani bizim K'mız 80 bulundu. Bana zaten neyi soruyordu? Tepenin zirvesindeyken etekleri olan düşey yüksekliği soruyordu. O da neymiş gençler? 80 metre olarak bulundu. Aslında çok çok kolay sorular. Evet arkadaşlar buraya kadar dinlediğiniz için beni çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorumlarınızı bekliyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.